Herkese merhaba, ben Kaan Arlı. Evet, Londra'daki P9 ve P9 Plus turumuz devam ediyor. Bugün Londra'da P9 Huawei, P9 ve P9 modelleri lanse edildi. P9'un ilk izlenim videosuyla karşınızdaydık. Şimdi elimde P9 Plus modeli var arkadaşlar. Ekran boyutu olarak büyük ve batarya kapasitesi tarafında da daha büyük bir model olduğunu söyleyebiliriz. P9'lu arasındaki farklarda ilk olarak pil kapasitesi, ekran boyutu kapasitesi dikkat çekiyor ve burada sadece 4 GB veya 64 GB'lık model olduğunu söyleyelim. Yani 3 GB RAM'e ait RAM'li bir P9 Plus modeli yok. Tasarım tarafında birebir aynı çizgileri barındırıyor. Tabii teknik tarafta bir yeniliğimiz daha var, bir farkımız daha var P9'a göre. Üst ve altta olmak üzere stereo hoparlörler var. Yani yatay konumda tuttuğunuzda şu şekilde çift taraflı olarak stereo hoparlör alabiliyorsunuz. Deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Alt taraftaki hoparlör bas, üstteki hoparlör tarafı ise tiz sesler tarafında kullanıcıları memnun edecek bir performans sunacağı söyleniyor. Tabii P9 Plus elimize geçtiğinde daha detaylı testlerle bunları sizlere aktarmaya çalışacağız. Teknik özellik tarafında dediğimiz gibi Kirin 955 işlemcisi yine karşımıza çıkıyor. 4 çekirdekte 2.5 GHz, diğer 4 çekirdekte ise 1.8 GHz'lik performans frekans hızı sunuyor ve 4 GB sistem belleğiyle birlikte 64 GB'lık dahili hafıza seçeneğimiz mevcut ve tasarım anlamında dediğimiz gibi sadece P9'un bu farklar dışında P9 Plus arasında bir fark olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Kavrama konusunda ise özellikle firmanın büyük telefonların kavranma konusunda oldukça sıkıntılı olabileceğini söylüyorlar. Fakat hem P9 hem de P9'un tek elle çok rahat bir şekilde kavrandığını sizlere söyleyebilirim. Renk çeşitlerimiz de yine oldukça geniş. Hemen şöyle seramik modeli göstereyim. Metal renkli modelimiz bu şekilde. Tabi burada biraz parmak izi de kalabiliyor. Metal modelse biraz daha, beyaz modelse biraz daha şık görünüyor. En azından bu iz kapama tarafında. Tabii şöyle tasarımsal farklılıklara baktığımızda üst taraftaki kamera alanının ise bu modelde biraz daha güzel göründüğü, daha ayrıştırıcı bir görüntüye sahip olduğunu söyleyebilirim. Oldukça şık cihazlar arkadaşlar. Ülkemizde dediğimiz gibi Ağustos ayından sonra piyasaya girecek P9 modeli. P9 Plus için de benzer bir zamanın olacağını söyleyebiliriz. Arayüz tarafında ise yine bahsettiğimiz gibi Huawei'nin kendi geliştirdiği EMUI arayüzünün 4.1 sürümü var. Ve daha önce Huawei cihazları son dönemlerde kullanan arkadaşların herhangi bir zorluk çekeceğini düşünmediğim bir arayüz var. En azından yeni bir sil baştan yapılmış bir arayüz değil. Oldukça şık görünüyor. Kamera tarafına bakalım. Kamera tarafında da yine P9 modelinde olduğu gibi Leica çizgilerini görüyoruz ve shutter tarafında ise Leica'nın shutter sesi kullanılmış. Güzel bir katma değer yapılmış. Yani burada Huawei'nin de söylediği gibi sadece biz Leica'nın adını koyduk değil, telefonun kamera tarafındaki kısımlarda baştan sona Leica ile birlikte çalışıldığı söyleniyor arkadaşlar. Bunu da üst seviye cihazlarla detaylı telefon incelemeleri, kamera karşılaştırmaları yaparak sizlere aktarmaya çalışacağız. Evet, benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.